Değerli dostlarım, 31 Ağustos Malezya'nın bağımsızlık günü için Kıdığım başkenti Alostar'a gittim. Bu yolculuk 112 kilometre ve tam 1,5 saat sürdü. Bu yolculuğu haritada görüyorsunuz. Bu videomda sizlere kendini Malezya'ya adamış bir kahramanı tanıtacağım. O Malezya tarihine damgasını vurdu. Bağımsızlığı ilan etti ve Malezya'nın devlet olmasını sağladı. Kim mi? Tunku Abdurrahman. Merhaba dostlarım, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. Bugün günlerden 31 Ağustos 2020. Önemli bir gün, Malezya için önemli bir gün. O nedenle de Kıta Eyaleti'nin başkenti Alostar'a geldim. Ve dün akşam arkamda gördüğünüz otelde kaldık. Sabah da dinlenmiş olarak size Alostar'dan önemli yerleri göstermeye ve önemli bir konu üzerinde de konuşmayı istiyorum. Başkent Alostar, Malezya'yı yöneten iki değerli kişinin doğduğu yer. Biri, Malezya'nın devlet olmasını sağlayan, bağımsızlığını sağlayan Tunku Abdurrahman. Diğer ise, hepinizin bildiği gibi Doktor Muhammed Mahathir. Bildiğiniz gibi dün Türkiye'nin de kurtuluş günlerinden biriydi. Önemli bir zaferin kazanılmasının günüydü. Çok önemli bir gündü. Biraz sıkıntılar olduğunu duydum Türkiye'de. Yani kutlamakta bazı problemler var. Bazıları o zafer bayramını ya da Kurtuluş Savaşı'nı, hatta Atatürk'ü kabul etmiyorlar. Buna tabii üzülüyoruz. Ama Malezya öyle değil. Bağımsızlığı ilan eden Tunku Abdurrahman'ı asla unutmadım. Bugün de anılıyor, her yerde törenler var. Aslında törenler tam bir hafta öncesinde başladı. Yaklaşık bir hafta 10 günden beri Malezya bağımsızlık gününü kutluyor. Bağımsızlık günü de nedir biliyor musunuz? İngilizlerle anlaştılar ve bağımsız olduklarını ilan ettiler. Tabii bazı değişiklikler de yapıldı mesela en azından. 9 sultandan birinin 5 yılda bir kral olması ile ilgili bir durum da yaratıldı. Ve Malezya devlet oldu açıkçası. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 düveli diyoruz. Yani Avrupa'nın tüm sömürge devletlerini, tüm yağmacı devletlerini dize getirerek bağımsızlığımızı ilan etti. 30 Ağustos'ta bunun bir meralesi. Bunu kutlamaktan, bunu anmaktan niye imtina ederler? Niye kutlamazlar? Gerçekten üzülüyorum ve kızıyorum da ya. Şimdi Malezya'ya bakıyorum. Malezya öyle değil. Tunku Abdurrahman 1957'de bağımsızlık ilan etti. Yani bir süreç İngilizlerle görüştü. Sonunda da bağımsızlığı ilan etti. Şimdi bunun için herhangi bir savaş yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Anlaştı, biraz sert davrandı. Ve İngilizlerden bağımsızlığı aldı. Şimdi bunun en büyük etkenleri nedir? Mesela İngilizler bağımsızlık vermek istemiyordu. Nedeni de etnik grup var ya, Hindular, Çinliler var ya. O nedenle de bir Malaya devletine iyi bakmıyordu. Yani bu etnik kökenler birbirine savaşır, sıkıntı olur diye. Ama bunu aştı Tunku Abdurrahman. Ve Tunku Abdurrahman bugün bağımsızlık babası olarak Malezya'da biliniyor ve seviliyor. Malaylarla Türklerin bağımsızlık anlayışları son derece farklı. Şimdi imtiyaz aldı. Hala ne kadar bağımsız Malezya bilmiyoruz. Yani sultanların
sultanların İngilizler tarafından oraya oturtulduğunu ve bugün dahi İngilizlere bağlı olduğunu nispeten biliyoruz. Şimdi buna Malaylar bağımsızlık diyorlar, çünkü devlet oldular. Malezya oldular. Peki bizim nasıl oldu? Yani bakın, aslında yağmacı Avrupa devletleriyle savaştık. Onları kovduk ama asıl söylemek istediğim, onun yardakçılarının, onun işbirlikçilerine, hainlere, satılmışlara karşı kazanılmış bir zafer var, Zafer Bayramı. Bunun için çok önemli. Ha, bugün bu bahsettiğim şeyler devam ediyor mu? Ediyor tabii. Bakın, göreceksiniz. Tunku Abdurrahman'dan biraz bahsedeyim. Çünkü bana göre bir milli kahraman. Bana göre Malezya'nın da Atatürk'ü. Atatürk kadar olmasa. Atatürk kadar olması mümkün değil. Çünkü Atatürk 100 yılın lideri. Yoktan bir milleti var etti. Ama Tunku Abdurrahman da var olan milleti bir devlet haline soktu. Malezya'ya bir kimlik kazandırdı. Tunku Abdurrahman da bir mücadele verdi. İngilizlere mücadele verdi. Söylediğim gibi İngilizler Malezya'nın bağımsızlığını istemiyordu. Nedeni de işte burada etnik grupların olması, zamanla çatışacaklarıyla ilgili. Yani bu olay gerçekleşti. 1969'da Malezyalılarla Çinliler burada, Kuala Lumpur'da birbirine girdiler seçim sonrası ve 200 kişi öldü. Tunku Abdurrahman 8 Şubat 1903'te arkamda gördüğünüz evde 25. Kıda Sultanı Tunku Abdülhalim'in 45 çocuğundan birisi. Tunku Abdurrahman'ın annesi Taylandlı ve 6. karısı sultanın. O nedenle de Tunku Abdurrahman bir sultan gibi yetişmedi denebilir. Bir mücadeleye girdi. Önce Malezya'da ilk öğretimini okudu diyelim. Daha sonra da ne yaptı? Tayland'a gitti, Bangkok'ta okudu. 15 yaşında bak normal vatandaş gibi gitti, Penang'de karma bir okul var. Orada okudu. 17 yaşında, nihayet 17 yaşında İngiltere'ye gitti ve Cambridge Üniversitesi'nde hukuk okudu. 25 yaşında ülkesine döndü ve savcı vekili oldu. Bu arada notlarıma da bakmak istiyorum. Bu mücadele verirken zorluklarla çok karşılaştı. Mesela en azından kendi ailesinden bile karşılaştı. Yani onun yaptıklarını tabii ki kardeşler arasında iyi karşılayamayanlar da var. Bu arada 1946 yılında bağımsızlık yanlısı UMNO var. Yani Birleşik Malay Milli Örgütü. Bu kurulan örgütün 1951'de lideri oldu. Ve 1954'te bağımsızlık için mücadele başladı. Ve 1955'te Çinlileri ve Hintlileri razı ederek seçime girdiler. 1955'te %81 oyla seçildi. Ve artık Tunku Abdurrahman'ın bağımsızlık savaşı da başlamış oldu. 1956 yılında İngiltere'ye gitti ve İngilizlerden orada söz aldı. Dedi ki bize bağımsızlık verin. İngilizler pek vermek istemediler ama biraz da sert bir politika çizince verdiler. 1957'de 31 Ağustos 1957 yılında bağımsızlığını ilan etti. Evet, bağımsızlık ilan edildi ama devletler
Yani Malay Federasyonu bir devlet haline getirilmeliydi. Yani Malezya olmalıydı. Bunun için bir mücadele vardı. Ve 1963'te Singapur, Sabah Sarawak ve Brunei'yi birleştirerek 1963 tarihinde Malezya isimli devleti kurdu. 1965'te Singapur bu birlikten Malezya devletinden ayrıldı. Ondan sonra Çinlilerin de desteğini kaybedince 1969'da %44 oy aldı ve artık ülkede bir karışıklık başladı. 13 Ağustos'ta bir grup Çinli Malay'la çatıştı. Ve o Malay'la çatışmadan 200 kişi öldü. Bu da aslında Tunku Abdurrahman'ın Malezya devletindeki etkinliğini bitiren hareket oldu. 1970'te istifa etti. Sonra bir dönem bir gazete çıkardı ama yine Doktor Manadir'e muhalefet yaptığından dolayı o gazetede kapatıldı ve bana göre Malezya'ya en büyük görevini yaptıktan sonra 1990'da vefat etti. Mezarını da biz Kraliyet Mezarlığı'nda olduğunu biliyoruz. Ben 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bizim atamız olan Atatürk'ümüzü, bizi devlet yapan, bizi yağmacılardan kurtaran, bizi sömürgeden kurtaran Atatürk'ümüzü 30 Ağustos nedeniyle ve her nedenle her Türkiye'yi andığımızda rahmetle, minnetle, saygıyla anmaya devam edeceğim. Tunku Abdurrahman'a da aynı şeyi söylemek istiyorum. Evet, bir devleti yarattı. Bağımsız bir devlet yarattı. Malezya'yı yarattı. O da bir devleti yarattığı için ona da saygı ve minnetle anıyorum. Rahmetle anıyorum. Allah onun da mekanını cennet etsin diyorum. Evet, bir bağımsızlık gününde Malezya'dan biraz bahsettik. Bağımsızlığından bahsettik. Bir başka video kadar saygı sevgiyle kalınız ve aman ha aklınıza mukayyet olun efendim. Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.